Evet arkadaşlar şimdi Türkiye'de hayvancılıktan bahsedeceğiz. Türkiye'de tarımı öğrendik. Peki hayvancılığı iyileştirmek ya da bu anlamda Türkiye'nin daha da önder olmasını sağlayabilmek için neler yapmalıyız onlara bir bakalım. Hayvan soylarının ıslığı yani melezleştirme önemli detaylardan bir tanesi. Melezleştirmenin artmasıyla beraber bu anlamda ıslah da artacaktır. Hayvancılık üzerindeki gücümüzde de rahatlıkla artacaktır. Yine otlakların ıslahı da bu anlamda aynen toprak ıslığında ya da tarım alanın ıslığında olduğu gibi önemli detaylardan bir tanesi olarak karşımıza çıkacak. Örneğin şimdi şöyle bir soruyla bir örnekle başlıyoruz. Olayı daha kolay detaylandırmak için bu örneğe ihtiyacımız var. Şimdi diyoruz ki Mera diğer adıyla otlak ya da besi diğer adıyla ağır hayvancılığından hangisini tercih etmeliyiz? Şimdi biz Mera ve otlak hayvancılığının ya da ahır besi hayvancılığının farkları nelerdir onlara bir bakalım. Mera otlak hayvancılığı dediğimiz hayvanın tamamen iklim şartlarına yani doğal ortama bırakılarak yetiştirilmesine mera ya da otlak hayvancılığı diyoruz. Besi ya da ahır hayvancılığında ise hayvan iklim şartlarından hiçbir şekilde etkilenmez. Yani iklim şartlarından etkilenme yok denecek kadar az ve bu anlamda yine yani hayvan dışarıya değil ahırlar içerisinde otlak alanlarında bulundurulur ve böyle büyütülür. Şimdi biz bunlardan hangisini tercih etmeliyiz? Türkiye Mera hayvancılığını günümüzde daha fazla yapıyor. Ama bizim artırmamız gereken hangisidir dersem besi ya da ağır hayvancılığı Türkiye olarak artırmamız gereken hayvancılık türü. Peki besi ve ahırın artısı nedir? Arkadaşlar dalgalanma çok yaşanmaz. Dalgalanmadan kastımız ne? Üretim miktarı yıllar içerisinde çok fazla değişkenlik göstermez. Neden derse iklimden çok fazla etkilenmediği için. Hayvanın yemi sürekli hazır olduğu için bu anlamda hayvanın beslenme riski ortadan tamamen kalkmıştır. Yani beside bir risk oluşturacak durum yok. Peki ahır hayvancılığı başka artıları nelerdir? Bu anlamda sayısal olarak da nice olarak da bize büyük artılar sağlayacaktır besi hayvancılığı ve bu anlamda çok daha kolay ve birçok yerde de rahatlıkla yapılabilir besi hayvancılığı bunu da unutmayalım. Peki hatırlamız var şimdi önemli detaylar bulunduruyor içinde onlara bir bakalım. Türkiye'de makineleşme ne kadar artarsa artsın hayvan gücüne ihtiyaç tamamen ortadan kalkmaz. Bununla ilgili detayı bir önceki dersimizde vermiştik. Sebep neydi? Türkiye'de makineleşme ne kadar artarsa artsın hayvan gücüne ihtiyaç tamamen ortadan kalkmaz demiştik. Neden peki? insan ya da hayvanın yerini makineleşme alacaktı. Şimdi bazı bölgelerimiz o kadar yüksek ki maalesef hala biz makineleşme yerine hayvan gücüne ihtiyacı oralarda kullanmakta ve görmekteyiz. O yüzden bu da önemli bir detay. Süt ve et miktarı yağışta paralellik gösteriyor ve dalgalanma yaşanıyorsa hangi hayvancılık türündeyiz? Mera. Peki paralellik göstermiyor ve bu anlamda dalgalanma yaşanmıyorsa bes hayvancılığındayız. Hangisini tercih etmeliydik? Besi ya da ahırı artırmalıydık ülkemizde. Ülkemizde tarım ve hayvancılık birbirine paralel süreçler olarak işlemektedir. Meyalarda aşırı otlatmadan dolayı erozyon riski artar. Neydi erozyon hemen bir hatırlayalım. Bitki örtüsünden yoksun alanlarda dış kuvvetlerin yaptığı süpürme işlemiydi. E şimdi siz meyaları aşırı otlatırsanız üzerine bitki kalmayan toprak ne yapacaktır? Erozyon riskine açık hale gelecektir. O yüzden aşırı otlatmanın da önüne geçmeliyiz ülke olarak. Hayvan türlerinin dağılışı bitki örtüsü ile yine paralellik gösterir. Mera ve otlakların azalmasıyla yerine ahır hayvancılığı gelmiş ve artmıştır. Nüfus artışı ahır hayvancılığını artırmıştır. Hemen burada ek bir bilgi verelim. Nüfus artışının en yoğun olduğu bölgemiz Marmara ise o zaman ahır hayvancılığında en fazla yapılacağı bölgemiz haliyle Marmara bölgesidir. Unutmayalım.